Merhaba, ben Uras Kızıl. Ateşehir Kültür Ev sahipliğinde gerçekleşen Çağdaş Sanat konuşmalarında bugünkü konuğumuz sanatçı ve akademisyen Gülçin Aksoy. Gülçin Aksoy, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde halı atölyesini yürütmekte ve aynı zamanda 90'lı yıllardan itibaren güncel sanat ortamında aktif olarak çalışmakta. Bugünkü konumuzun genel eksenini temsil meselesi oluşturuyor. Özellikle sanatta doğa temsili ve temsil krizi gibi konuları konuşmayı planlıyoruz. Ve ben kısa bir girizgah yapıp sözü Gülçin'e devredeceğim. Genel olarak sanat tarihinde temsil meselesine baktığımızda yoğun bir literatürle karşılaşıyoruz. Özellikle sanatın erken dönemlerinden itibaren bir tür temsil hiyerarşisinin varlığından söz etmemiz mümkün. 19. yüzyılda romantizmle başlayan süreçte ve 20. yüzyılda özellikle temsil krizinin sorgulanmaya başladığı, tartışılmaya başlandığı dönemler olarak karşımıza çıkıyor. Ve tabii ki temsili aslında bir problematik haline getiren durumsa kelimenin taşıdığı anlam yükünden kaynaklı. Yani bir başkası adına konuşma, eyleme, söz sahibi olma gibi kelimeleri imlemesiyle ilgili aslında temsilin. Dolayısıyla durum böyle olunca temsilin kendisi de bir problematik haline geliyor. Sanatta da bunun tezahürlerini farklı veçelerde buluyoruz. Gülçin, ilk olarak sana temsilin sendeki temsil nasıl tanımladığını, sende nasıl cereyan ediyor bunu sormak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Önce sevgili Uras, böyle bir söyleşi vasıtasıyla tekrar bir araya geldik. Hani seninle zaten bu anlamda konuşmalarımız, sohbetlerimiz olmuştu. Temsil hala bugün de ne yazık ki, hani ne yazık ki demeyeyim, tabii ki temsil hayatımızın her alanında var. Yani aslına bakarsan temsil meselesi insanoğlunun hani konuşmaya başlamasıyla dan itibaren var olan bir şey. Ama bir temsil problemi olarak altının çizilmesi işte dediğin gibi 20. yüzyılın krizlerinden bir tanesine denk geliyor. Bunun kriz olma nedenlerinden bir de ister istemez biraz geriye sarıyorum sevgili Uras, hani kendi bakış açıma gelmeden. Bu temsilin hiyerarşik olması meselesi önemli burada. Aynı zamanda da temsil diye biçimlendirdiğimiz şey şunu da gerektiriyor arka planında. Yani insanoğlunun doğaya bakarken bir doğa ve insan karşıtlığı üzerinden hareket etmesi. Yani kendi merkezinden doğaya bakarak onu kendi dışında konumlandırması ve onun üzerinde sürekli olarak bir kendisiyle birlikte anlamlandırma çabası. Aslında sanatın da bütün olayı bu. Yani sürekli olarak insanoğlu olarak bir anlamlandırma çabası içerisindeyiz. Çünkü bir anlamda hele de yaşadığımız bu günlerde hayatı düşününce her şey ne kadar anlamsız noktasına geldiğimiz sıklıkla oluyor. Ama bütün bir kültür tarihine baktığımız zaman anlamlar silsilesiyle karşı karşıyayız. Bunun insanoğlunun konuşmaya başlama meselesi gerçekten temsille işleyen bir şey. Çünkü hani dil dünyayı temsil eder meselesi vardır. Daha sonrasında ise hani doğaya bir yerden bakıp oradaki ilişkileri anlama veya onu kontrol etme meselesi bir şekilde insanın kendisini doğadan ayrıştırması ve bunun üzerine işlem yapması. Aslında temsil dediğimiz şey insanın dışarıya dair yaptığı bir işlem. Yani işte dışarıda olan bir öğeyi özellikle sanat alanında düşündüğünüz zaman işte onun yanılsamasını ya da bir görüntüsünü sanat alanına taşımak ve bunu yeniden sunmak ve bunun gerçekliğini iddia etmek ki buralar zaten bugün tartışacağımız şeyler. Yani temsilde hem dediğin gibi bir şey adına konuşmak yönünden bir hiyerarşi ilişkisi var ama aynı zamanda şu da var. Doğaya bakıp gerçeği betimlemek meselesinde de bir orijin kabul etme meselesi var. Yani doğada gördüğün şeyin bir ağacın örneğin ağaçtan sıklıkla söz edeceğiz. O yüzden ağaçtan devam edelim. Hani bir ağacın görüntüsünü işte buraya çizdiğiniz zaman hem onun adına konuşuyoruz ama aynı zamanda o ağacı orijinal olarak kabul ediyorsunuz ve konumlandığınız sanat işi olarak konumlandığınız ona benzeyen ağacı ise temsil olarak konumlandırıyorsunuz. Tabii bir süre sonra 20. yüzyılın temsil krizinden sonra bu işler değişiyor. Onun gerçekliği ve onun gerçekliği üzerine düşünülmeye başlıyor ama hala buraya gelene kadar ikisi ayrı noktalarda duruyorlar. Yani bu noktada biz hala insan ve doğa karşıtlığındayız. Acaba böyle mi? Yani benim bakış açımda bu işler biraz daha yer değiştiriyor aslında. Daha bütünsel bir noktadan bakmayı tercih ediyorum diyeyim. Çok güzel.
aslında yanılsamalı bir resim anlayışına da değinmeye başlıyorsun. Şöyle ki bu noktada belki biraz biçim meselesini konuşabiliriz. Senin biçimle olan ilişkinin ne kadar yoğun olduğu, senin zihnin ne kadar meşgul ettiğini biliyorum ki bu esas senin başladığın konuşmada Rönesans'tan itibaren alırsak bunu, yani insan merkezci düşünce etrafında şekillenen bir yapı söz konusu ki burada eril bakış söz konusu, doğayı ve şeyleri ötekileştiren ki buna kadınlar ve hayvanlar da dahil. Bir sanat hiyerarşisinden söz edebiliyoruz Rönesans'tan itibaren başlayan ki burada bunun bir takım unsurları da var. Yani perspektif ve biçim gibi aslında bakışı ve görüşü kısıtlayan o bildiğimiz meşhur perspektif meselesi. Ki sen bir konuşmamızda yine hatırlıyorum perspektifin bir tür eril bakışın sonucu olduğunu söylemiştin. Buradan aslında senin sanatından devam edersek mesela perspektif ve biçimin sendeki tezahürleri nasıl oluyor? Yani tabii ki yine kökenlerden başlarsak hani ben işte resim kökenli olduğum için yani bir resim eğitimi aldım ama sonuç olarak hatta şu günlerde resim bölümü başkanlığı da yapmaktayım. Ama benim alanım aslında güncel sanat üzerine konumlanmaktır. Yani çok sayıda resim yaptım ama şu anda fikrime uygun düşen materyallerle hareket ederim ve bir fikrin peşinden giderim aslında daha fazlaca ve bunu bir anlamda bir saha olarak, bir deney alanı olarak da konumlarım. Kendi sanatsal görüşümde tabii ki. Fakat hani yine kökenine baktığımızda bir doğrusal perspektif meselesini ister istemez biraz sorgulamak gerekiyor burada. Yani işte gene gidelim ağaca. Bir ağacı bir iki boyutlu düzlem üzerinde resmetme ilişkileri mesela klasik anlamda baktığınız zaman sabit bir duruş, sabit bir zaman, sabit bir bakışı gerektiren bir şeydir. Yani bir noktadan bakarsınız ve işte gözünüzün o geometrik ilişkilerle yani Öklit geometrisine dayalı bu doğrusal perspektif ilişkileriyle o ağacı resmedersiniz. Gerçek ve doğru olduğu kabul edilir. Ama bugün bunun böyle olmadığını biliyoruz. Çünkü buradaki mesele öncüllerin kabulü noktasında yani bu öncül Rönesans bakış açısı, aydınlanma bakış açısı bize diyor ki sabit bir noktadan bir delikten bakacaksın ve oradan ilişkileri göreceksin. Bu bakış diğer bakışları aslında kontrol eden doğayı da hakeza ve insanı merkeze alan bir bakış. Ama bu zaten işte kameranın arkasında veya işte o sabitlenmiş noktanın arkasındaki bakış da o dönemde özellikle gerçekten hani kadınların dışarıda tutulduğu günlük hayatın içine Dahil edin. da evet itildiği onun dışındaki bütün işte bu akıl, entelejansiye vesairenin erkekler tarafından hemhal edildiği bir bakıştır. Yani o sabit bakışın arkasında aslında bir erkek bakış vardır. Sabit durur, zamanı durdurur, ilişkileri durdurur ve oradan bütün dünyayı o geometrik ilişkilerle, çünkü perspektif aslında bir teknik çizim yöntemidir. Aslında doğada da olmayan bir şeydir. Yaratılmış bir şey aslında. Yaratılmış bir şeydir. Yani Suniymiş. bu algının Bu yanılsamanın kurallarının teknik yöntemidir aslına bakarsanız ve bir ağacın uzakta işte görünen bir ağacı klasik olarak ne yaparsınız? Küçük çizersiniz ama o ağaç küçük değildir ve o ağacın umrunda da değildir sizin işte bir resmederken uzaktaki ağacı küçük çizmeniz. Mesela o kadar alışmışızdır ki öğrencilerimize deriz ha, burada perspektif hatası var, yanlış. Hayır, aslında bakarsanız bunun yanlışlığı ya da doğruluğu üzerine tartışmak bugünkü meselemiz. Çünkü bu sabit ve eril bakıştan baktığımızda bir kadın dışarıda, iki gündelik hayat dışarıda, üç akıl ön planda. Kant ve Rönesans estetiği, aydınlanmacı bakış açısı yani ortak duyuya bağlanan ve doğru olduğu iddia edilen o bakış açısı hop devreye giriyor. Burada baktığınız noktada kadının olmayışı, ağacın hiç umursanmayışı veya toprağın hiç umursanmayışı veya taşın hiç umursanmayışı her zaman bir problemdir. Çünkü iki boyutlu yüzey üzerindeki o ilişkiler gerçekten doğadaki ilişkilerle çakışmazlar. Kesinlikle. Bunlar sabit bir bakışın algı problemlerinin ilişkileridir. Benim bu biçim mesela bu ne yapar? Bu bakış açısı elbette tek bir noktadan baktığı için aslında düşünün ki 200 yıl bu hala bugün bütün bakış açımızı çerçeveleyen bir şeydir. Hakeza mimari de öyle değil midir? Klasik ne o şey çizimler doğrusal perspektif üzerinden önce konumlandırılmazlar mı? Yaşamlarımızda bu binaların içerisinde Evet.
gelişmez mi? Buna göre hareket etmez miyiz? Veya biçim dediğim şey sadece hani şeye de bağlanıyor ya bir anlamda, sadece işte güzel sanatların ya da görsel sanatların alanına bağlanıyormuş gibi. Yani şöyle sınırları belli olan biçim vesaire. Aslında böyle bir şey değil. Biçim dediğimiz şey, hani yine biraz karışık konuşacağım, şeye gideyim. Mesela Platon tarafından bakarsanız, bunları da söylemekten biraz imtina etmekle birlikte çok keskin örnekler olduğu için söylüyorum. Platon tarafından bakarsanız işte daha fikre dair, ideaya dair olarak bir formdan söz edersiniz. İşte iki uç. Aristo'ya bakarsanız tekil olanın biçiminden, yani tekil ağaçtan, diğerinde ise ağaçlık formundan söz edersiniz ve bu ikisi arasında gider gelirsiniz. Böyle bir ayrım. Rönesans estetiği de aslına bakarsanız bu ayrımlar üzerinden inşa edilen bir bakış açısı. Kesinlikle. Hani bütüncül ufuk çizgisi üzerinde her şeyin birleştiği gibi bir mantık üzerinden hareket etse bile aslında o geometrik ilişkiler noktaların birleşiminden oluşmaktadır ve kesiklidir bir yandan da. Ve doğa ve insan karşıtlığı üzerinde kurulmuş aklın usum biçimlendirdiği doğa betimlemeleri üzerine hareket eder. Ama bu bir bakış açısına. Bu sadece görsel sanatlarda, resimde, heykelde, şunda bunda sunmaz aslında. Bir şey altı çizilmeye başladığı andan itibaren, yani burada biraz Foucault referansıyla, o şey problematik haline gelmeye başlar. Mesela manzara. Manzaranın icadı diyelim, manzaranın altının çizilmesi meselesiyle beraber manzara diye bir probleme sahip olursunuz. Doğayı dışarı alıp doğa diye bir şey söylemeye başladığınız zaman doğa diye bir probleminiz olmaya başlar. Veya toplumsal cinsiyet diye bir şey söylemeye başladığınız zaman toplumsal cinsiyet diye bir probleminiz olur. Şimdi bakalım, toplumsal cinsiyet üzerine düşündüğümüzde kadın veya erkek olarak doğuyoruz ve bize söyleniyor. Aslında bu söylenen şeyler de biçimdir. Yani Ulus Baker referansıyla biraz konuşursak, hani kanaatler sosyolojisinden duygu sosyolojiye diye bir şey yapar. Bu kanaatler denilen şeyler aslında bütün bu biçimlenme şeylerimizdir. Yani kadın erkek oluş, aile oluş, resim, heykel, bütün bu disiplinler aslında bize sunulan biçimlerdir. Ben biçim meselesini aslında biraz uzun ve karmaşık oldu belki, bilmiyorum karmaşık mı anlatıyorum ama biçim meselesini böyle bütünsel bir noktadan yaklaşıyorum. Yani duvara bir biçim yazısı yazıp asıyorum, onu çerçeveliyorum. Yazı olarak bir biçim. Mesela o yazının da bir biçimi var. Hı hı. Ama biçim dediğim zaman da hay Allah bu ne ola ki şimdi? Hani her şey bir noktada biçim. Kesinlikle. Onlara geleceğiz Gülçin. Şimdi sen konuştukça benim zihnimde de farklı şeyler canlanıyor. Aslında o Rönesans'ın perspektif meselesinden bahsedince aklıma Alberti geldi. Mesela onun On the Painting kitabında bahsettiği, yani sanatçının aslında bir pencereden dışarıya bakması gerektiğini ve oradan gördüklerini resmetmesini dikte eder. Dolayısıyla aslında bir çerçeve, bir sınır altına alır sanatçının ve görüşün yapısını. Dolayısıyla bir sınırlama vardır ama doğayla ilgili söylediklerine de kesinlikle katılıyorum. Mesela Ponti'ye baktığımızda bir doğada bir kontrol olmadığını söyler. Yani bu ağaçlarda, onun yapraklarında herhangi bir çizgiler yoktur. Bunu biz belirleriz, öyle olduğunu varsayarız ve o şekilde algılamaya çalışırız. Yani bize dikte edilen şekilde. Aslında formal anlamda da baktığımızda sanat tarihinde bu temsil meselesinin nasıl kırıldığına bakarsak biçim ve içerik ilişkisinin bir noktada koptuğunu görüyoruz ki bu doğa bu anlamda çok önemli bir noktada duruyor bizim için. Belki katılır mısın bilmiyorum ama bu benim her zaman düşündüğüm bir şeydir. Romantiklerle bir doğaya yöneliş ve onların doğa tasvirlerinde dış dünyaya göndermesi olmayan resim anlayışının başladığını bir noktada görebiliyoruz ki Robert Rosenblum da buna örnek verir. İşte Hegel bunu bir tür sekülerleşme olarak görür, romantizmi. Dolayısıyla aslında mesela seninle konuştuğumuz eski konuları hatırlıyorum. Gaspar David Friedrich'in Umudun Yıkılışı resminde aslında her şeyin muğlaklaştığı, silikleşmeye başladığı ve aslında yanılsamaların resim anlayışının bir noktada kırılmaya ve ya da onun ufak nüvelerini vermeye başladığı bir resim anlayışıydı. Biz onun tarihini bilmesek, 19. yüzyıl olduğunu bilmesek bir çağdaş sanat işi gibiydi. Bu konuda neler söylersin, düşüncelerini merak ediyorum.
Ya tabii ki romantizm gerçekten çok önemli. Hani bir yandan aydınlanma düşüncesinin devamında onun kırılmasına da neden olan akımlardan bir tanesi. Hani bir yandan aydınlanmanın getirdiği ulus devlet, modernite sınırların belirli olması ama bir yandan da o sınırların ilk defa moderniteyle, romantizmle birlikte delinmeye başlaması belki de hani bugünün günümüz sanatında referans aldığımız bazı şeylere aslında gönderme yapıyor. Ne demek istiyorum? Günümüz sanatında mesela hani güncel sanat, günümüz sanatı bunlar uzunca tartışılan şeyler. Orası da uzun bir konu. Ama günümüz sanatı terimini kullanmayı tercih edersek veya güncel sanat. Şimdi durduğumuz noktada artık sanatın alanlar arası geçişliliği söz konusu. Yani trans bir durum söz konusu. Bunu ne demek istiyorum? Hani bilindik disiplinler var. Bilimde de böyle, sanatta da böyle. Diğer alanlarda da mesela işte resim, heykel, işte seramik vesaire gibi giden böyle kendi içine kapanmış disiplinler var. Bilimde fizik, matematik şu bu var. Ama dünya ölçüğüne baktığınızda mesela aslında belki son 30 yıldan fazladır var bunlar. İşte bilim ve sanat gibi bölümler görmeye başladık veya bir ne bileyim bir saha araştırması yapılıyor. Onun içerisinde mutlaka sanatçı var. Yani her alanın içerisinde sanatçı konumlanmaya başladı. Çünkü sanatın bugün geldiği noktada bakışlar bu disiplinlerin sınırlarının delinmesiyle birlikte zaten ilerliyor. Yani romantizmdeki bu sınırların aşılması, mesela bir manzara resminin yapılmasına neydi hani ilk karşılaştığımız manzarada ya da aferin böyle söylediğim için ama beyaz adamın yazdığı yani hakim mentaliteye bağlı olan kanonik batıcıl sanat tarihinin yazdığı verilere göre hani biz Mona Lisa'nın arka tarafında bir manzara görüyoruz. O sınırlı bir bakışın getirdiği bir manzara. İşte sonra manzaranın kendi başına manzara olmaya başladı. Yani kurallarının konulmaya başladı ki öncelikle bunun zaten mülkiyetle de bağlantısı var. Yani bir aristokrat güruhun hani malının mülkünün gösterilmesi meselesi de var burada. Burada bir sahiplenme, yine bir hiyerarşi meselesi var. Yani hani doğayı orijinal gibi, tek orijinal gibi kabul etmenin yanı aynı zamanda doğa üzerine sahiplenme, ona söz geçirme meselesini gene hala görüyoruz. Ama romantizme gelince bu sınırların bulanıklaşmaya başlaması ki hakeza ben empresyonizmi de çok önemserim. Çünkü algının problemlerine dayalıdır bir yandan. Sınırların iyice silikleşti ama yine de hala insan gözünü merkeze alan bir şeydir empresyonizm ama romantizmde olay daha farklıdır. Evet. Aslında biraz daha bütünselci insanın doğanın içerisine girdiği, o ayrımın daha fazla ortadan kalkmaya başladığı bir alandır. O yüzden günümüz sanatının bu trans geçişli sınırların delikli olmaya başladığı şeyine daha yakın buluyorum aslında bu roman, kesinlikle, bu bakış açısını ben. Hele ki erken dönemlerde senin de bahsettiğin gibi doğa tamamen araçsal. Yani başka bir şeye hizmet ediyor. Mona Lisa örneği verdin. Orada işte sfumata tekniğiyle sadece bir tür perspektif yaratmak için kullanılan bir araçsallık dahilinde orada yer alıyor. Ama romantiklerle birlikte o doğaya özgürlük verdiği için yani aslında manzaraya bir tür özgürlük kazandırıyor ve manzara başlı başına resminde konusu olmaya başlıyor. Bu sefer başka bir algı var. İnsanın onun içerisine girdiği ve küçük insanları yaptığı yani insan merkezci perspektifin biraz sorgulanmaya başladı. Senin de bahsettiğin gibi aslında o aydınlanma düşüncesinin de bir tür eleştirisi. Bu çok önemli. Belki şuradan devam edebiliriz. 20. yüzyılda da bu aslında daha keskin kırılmalarla karşımıza çıkıyor. Mesela Cézanne'la başlayan bir süreç var. Cézanne tabii ki büyük kırılmayı yaşatıyor. Ve daha sonrasında belki Paul Klee'lerle gibi mesela Marlowe Ponty onu çizgiye özgürlük kazandırdı der. Çünkü artık biçimler bildiğimiz, anladığımız anlamda biçimler değildir. Daha özgürleşir. 60'larda kavramsal sanatla birlikte başka bir boyut kazanıyor. Buradan gelmek istediğim nokta aslında yine doğayla ve temsille bağlamı doğrultusunda mesela 16. İstanbul Bienali oldu. Senin bu Bienale paralel bir işin vardı 8. kıta. Ben çok önemsiyorum bunu. Ve burada aslında geleneksel temsil sistemlerinin dışında didaktik olmayan bir işti bu. Didaktik
gerçekten tamamıyla uzaktı. Biraz bu 8. kıtadan bahsedebiliriz. Evet, o gerçekten enteresandı. Hatta sabah onu duvara, enstalasyon duvardaydı, yaparken birlikte yaptığım bir sanatçı arkadaşımla sohbet ettik ve yine gülümseyerek hatırladık. Çünkü gerçekten enteresan bir kuruluş hikayesi var o işin. Biraz arka planından bahsedeyim o zaman, vaktimiz varsa. İstanbul Bienali'nin konusu, bir önceki İstanbul Bienali'nin konusu biliyorsunuz 7. kıtaydı ve diğer başlığı da antroposendi. Yani insan merkezci bakış açısının işte yine sorgulama alanı içerisine sokulduğu ve işte insanın doğayla ilişkisi üzerinden, o bakış açısının eleştirmesi üzerinden giden bir bienaldi. Bienali tabii ki her zaman olduğu gibi, bir diğer sanatsal etkinliklerde olduğu gibi dikkatle inceledim aslında ve Nicola Bruyo küratörün de işte ilişkisel estetik ve Radikan'dan dolayı takip ettiğim biriydi. Bienali izlediğimde fark ettiğim şey, hani bienal bir kavramın altını çiziyor. Neydi? Bu antroposen, insan merkezli bakış açısının altını çiziyor. Bu tamam. Ama bize gösterdiği şey sanki insan merkezli bakış açısını yeniden göstermek gibi gelmişti bana. Yani şöyle bir didaktik sözünü kullandım. Bu çok önemli. Burada şöyle bir şey vardı. Yani bakın biz doğaya neler yaptık. Hani çok kullandığımız, şimdi mesela herkes çevreci. Herkes işte doğayı koruyalım. Aslında ben bu noktadan bakmıyorum. Ha, şunu demek istemiyorum. Elbette ki hani zarar vermeyelim. Ama sadece doğaya değil, birbirimize de hiçbir şeye zarar vermeyelim. Vermemeye çalışalım. Ben yani insanı doğadan ayrı düşünmediğim için. Yani insana şöyle bir şey bahşetmek bana zaten problematik geliyor. Biz doğayı koruyalım. Ya bırakalım doğayı, doğa kendi ilişkileri içerisine. Yani bunun üzerinde gene bir, yani gene hümanistik bakışa refere ederek, yani biliyorsun hümanistik bakış aslında insanı merkeze koyan, şimdi hümanistik bakışı eleştiri getirmek burada gibi olacak ama öyle de, yani hümanizm çünkü insanı merkeze koyar ve dolayısıyla insanoğlu bütün bu doğaya, diğerleri işte dışarıda bırakır. Dışarıda bırakır. Yani bir taş ikincil derecedir, bir ağaç ikincil, üçüncül, belki dördüncü derecededir. Yani onu ne yapacağına o karar verir. Yani buradaki antroposenin bize sunduğu, bu Bienal'in bize sunduğu da biraz da bu didaktik doğayı koruyalım. Tabii ki içerisinde farklı farklı işler de vardı bütün için. Şey yapmıyorum ama en azından zaten bununla bize güzel bir tartışma alanı açmış oldu bu Bienal. Ama ben şey noktasına yaklaşmıyorum. Yani doğayı koruyalım, bak biz doğaya ne kadar zarar verdik noktasından yaklaşmıyorum. Ve biraz da onu hissettiğim için herhalde biz bir binamız var biliyorsun. İşte sanatçılar bir aradayız. Benim atölyem de orada, enteresan bir yer. Biz orada bir sergi yapmaya karar vermiştik ve binadan da çıkma durumumuz vardır ama hala oradayız. Gidişimiz muhteşem olacak diye bir sergi yaptık. Ve ben de tam bu Bienal sırasında bütün bunlarla işte gezip dolaşırken, bir de bunlarla ister istemez hesaplaşırken, kendi içerisinde işte kritik ederken. Zaten Koro sergisinden bu yana ilgilendiğim bir meseleydi. Hatta sevdiğim aile mezarlığından bu yana. Birdenbire hani atölyemin şeyinde, duvarında bir enstalasyon yapmaya başladım. Bu neydi? Duvara bir ekspresif dönemim de olmuştu. O kadar çok dönemim var ki ben de karıştırıyorum. ekspresif fırça vuruşlarıyla bir önce fırçayla bir hesaplaşma. Onun üzerine bir çerçeve yerleştirme. Onun üzerine de yapıntı, aslında sefil, kağıttan yapılmış bir takım ağaç formları yerleştirmek şeklinde. Böyle yine de biraz üçgen kompozisyon gibi onları dizerek, biraz işte o üçgen meselesine de, Öklidyen meseleyi de bizi biçimleyen, 200 yıldır bizi biçimleyen o şeye de biraz çomak sokarak ve buna da biçim diyerek bir enstalasyon yaptım ve adına 8. kıta dedim. Tuhaf bir şekilde, ama bunu yaparken gerçekten inanılmaz da eğlendim çünkü hani 7. kıta olarak gördüğümüz okyanusun üzerinde yüzen o plastik ada, bir yandan hani güzel fotoğraflarını gördüğümüzde çok da güzelleşebilen. Hani ben duvarda gerçekten bayağı da sefil bir şey inşa ettim. Ama bir yandan da oraya çerçeve koyup şık ekspresif fırçalar atıp bir de hareketli bir ışığı alttan göstermeye başlayınca, ışığın hareketiyle birlikte oluşan gölgelerle duvarda gerçekten
bayağı hoş bir manzara oluştu. Zaten bunu hedeflemiştim. Yani buradaki derdim benim, biz doğaya neler yaptık? Bak işte böyle değil de ben şunu demeye çalışıyorum aslına bakarsanız. Bugün sözünü ettiğimiz doğa bir empresyonistin baktığı doğa değil. Biz zaten kendi yapıntı doğamızı, hele pandemiden dolayı sürekli evimizin içerisinde yaşarken, kuzum Allah aşkına bir tane hani elimizin değmediği bir şey var mı? Masa yapıntı bir şey, bilgisayar yapıntı bir şey. Biz de yapıntıyız yani. Biz de kendimizi inşa ediyoruz. Ve biz artık bu kurduğumuz, oluşturduğumuz manzarayla da bir hemhal olmayı öğrensek. Yani manzarayı aslında insanoğlu olarak, bir insan yavrusu olarak oluşturuyorsun. Sonra da ona bir güzel hayran kalabiliyorsun. Yani bir gökdelen manzarasını. Çok bilindik böyle kiç fotoğraflar vardı. Hı hı. Gece New York, Manhattan ve ışıklar yanıp söner falan. Mesela o manzaranın fotoğrafı hayranlıkla bakabilirsiniz. Ki bu çok da doğaldır. Artık böyle de bir bakış açısının olduğu, ürettiğimiz böyle de bir hakikat demekte zorlanmakla beraber de hakikat, hı hı, diyebileceğim bir vizörümüz de var. Ben aslında orada hani... Gelin canlar doğaya zarar vermeyelim demek değil de böyle bir şey olduğunu da gösterme. Onun için de adına 8. kıta dedim. Yani. Ama bu 8. kıta gerçekten ironik olarak ve eğlenerek onu söyledim. Bütün bu bütünselci bakış açısının tuhaf bir tezahürüydü. Kesinlikle. Belki biraz uzun anlattım ama bilemiyorum. Sağ ol, çok güzel, çünkü ben aslında şeye değinecektim. Senin sanatında ironinin dili de var yani aslında, evet. Sen... temsil sistemlerini, verili gerçeklikleri bir tür kısa devreye uğratıyorsun. Yani bunu da ironiyi kullanarak yapıyorsun. Evet. Dolayısıyla temsil edilen bedenleri de aynı zamanda sorunsal haline getirip bir noktada da sıfır noktasından başlıyorsun. Yani o verili bilgiyi kabul etmeyip sen baştan onu kurguluyorsun. Dolayısıyla mesela önceki sergilerin de bunlardan bağımsız değil. Yani bu ironinin dilini her zaman içeriyordu. Buna içkin de mesela Koro sergisindeki işlerinde olsun, A sergisindeki o ağlar çok meşhurdur, ya da işte o babaya gönderme olan koltuk işi, hı hı, vesaire. Belki bunlardan biraz bahsedebiliriz. Evet, 2017 yılında Sevdiğim Aile Mezarlığı ve A diye iki sergiyi eş zamanlı yaptım. Biraz tuhaf bir durumdu. Aslında bütün sergilerim biraz tuhaf, hı, diyebilirim. Yani... Tam olarak nasıl bilindik sergi formatında olmuyorlar genellikle. Bu da şöyleydi. 2017 yılında Sevdiğim Aile Mezarlığı, o zaman atölyem Perşembe Pazarı'nda bir şeyde, bir handa çalışıyorum. İki katta birer mekan var. Ve hani o dönemde bir sıkılma anıydı. Aslında genel olarak toplumsal olarak da bir dönüşüm geçiriyorduk. Ve özellikle de hani Mimar Sinan'da çalışıyorum, Perşembe Pazarı'nda atölyem var, Suadiye'de oturuyorum gibi bir üçgende hareket ediyorum. Ve oturduğum şeyde, çevrede çok hızlı bir dönüşüm. Hani yani iki ay bir yere gidip gelseniz sokağınızı tanıyamıyorsunuz. O denli hızlı bir dönüşüm gerçekleşmekteydi. Ve bir çeşit bir kapanma hali de vardı herkese, sanatçılarda, genel olarak, toplumsal olarak da. Ben de elimde... fotoğraf makinesi, sokakları geziyorum, tek tek geziyorum. Ne kadar işte yerinden edilen ağaç varsa fotoğraflarını çekiyorum. Hani ağacı yerinden ettik mantalitesiyle değil, ama bir çeşit sanki bir kayıp hissiyatı yaşıyorum. Belki ve ben de. Evet, o ağaçları böyle tutunmak istiyorum gibi. Aslında sadece ağaca da değil, yani bulunduğum yere bir tutunmak istiyorum. Hani hafif bir yer, ayağımı yere sağlam basmak istiyorum. Neyse, böyle başlayan bir hikaye edelim. İşte iki sene boyunca ben Perşembe Pazarı'nda oturup ağaç resimleri, resim demeyeyim, resim hiç değiller. Tuhaf, iki arada bir derede varlıkla yokluk arasında duran ağaç çizimleri yaptım. Ve bunları mekanın bir tanesine yerleştirdim, yani mekana dair bir enstalasyon yaptım. Orada aynı zamanda bir de bir koltuk vardı ki benim baba koltuğu denilen, aileye referans veren bir koltuktu. Bir koltuğu üzerine yolarak aile diye bir yazı yazıp işte
ses kompozisyonunda Korhan Erel'in yaptığı bir enstalasyon gerçekleştirdim. Bu işin adı da Sevdiğim Aile Mezarlığı'ydı. Şimdi ne alaka diyeceksiniz. Hani ağaç çizimleri var. Orada üstünde yolunmuş bir şekilde yazılmış aile yazan bir yeşil koltuk var. Ufak bir balkon var. Tarihi bir binaydı bu arada Perşembe Pazarı. Balkonun dışına yerleştirdiğim mezarlık servileri var. İçeri girdiğinizde ayakkabınızı çıkarmanız gerekiyor. Bir mat var. Uzanıp sadece o odada bulunmanız gerekiyor. O dönemde aklım öyle çalışmaktaydı. Yani hala öyle çalışıyor da. Hani o dönemdeki metaforum şuydu. Bu kayıpların, kendi kayıplarının ama bir hani gene bir didaktik durum değil de. Bütün bu iktidar ilişkileriyle biçimlenen hani sanatta işte her yerde ailede. Aslında ailede şurada bu ilişkilerle biçimlenen akla bir metaforik göndermeydi. Çünkü bu akıl aynı zamanda dışarıdaki ağacı da biçimlendiriyor. Beyni de biçimlendiriyor. İşte babayı da biçimlendiriyor. Ve bütün bu biçimlendirmeler arasında siz iki arada bir derede kalabiliyorsunuz. Benim de hissiyatım tam bu noktadaydı ve o enstalasyonu yaptığımda her şeyi iki arada bir derede bıraktım. Ağaçlar varlıkla yokluk arasındalar. Siyah üzerine beyaz çizilmişler ama çok gözünüze girmiyorlar. Ama orada çok güçlü bir koltuk var. Koltuğun kendisi çok güçlü değil ama aile yolunarak yazıldığı için bütün bu hani güç ilişkilerinin arka planına refere edecek kadar uzanabiliyor. Çünkü orada aynı zamanda kadın erkek oluşlar, aile oluşlar, baba oluşlar, kutsal üçlemeye kadar giden ve bizi biçimlendiren şeyler var. İçeriye aslında giren insanın yaşadığı şey yani bayağı orada ağlayıp çıkan hiç dramatik hiçbir şey yok. Aksine çok da güzel bir oda. Çünkü hani komple siyah da değil, bir taraf siyah ama bir tarafta beyaz. Çok güzel mezarlık servileri var balkonda. Onları da görebiliyorsunuz. Hatta içeri sızanları var vesaire. Bunu yaparken üst katında başka bir iş daha yazıyla oluşturduğum bir enstalasyon daha vardı. Tabii çok kapsamlı. Yani nasıl yaptım bilmiyorum aslında. Aynı zamanda çünkü Zilberman'ın işte proje mekanında da A diye bir sergi. Bunların hepsi aynı gün açıldılar. Önce birliğini açıp sonra diğerine gittim. Eş zamanlı açıldılar. Hatta sergi turu yaptırdığımda işte Zilberman'dan başlayıp gezenleri alıp tramvaya bindirip Perşembe Pazarı'ndaki işte nalburların şeylerin arasından geçirip bizim işte Hancı İlyas'a selam edip yukarı çıkıp sonra o tuhaf odada insanları bırakıp sonra diğer üst kata alıp sohbet ettiriyordum falan. İnsanlar böyle hani gerçekten bir şok olunuyordu yani. Ya da ben bile şok oluyordum her seferinde yaptığımda. Çünkü A sergisi de diğer bir taraftan Sevdiğim Aile Mezarlığı'na bağlanan bir şeydi. Neden? Bir kere A ile bağlanıyorlardı. Ya A alfabenin ilk harfi. Yani bakış açım kavramsal bir noktadan, fikir yönünden ilerlediği için dille çok uğraşırım biliyorsun. Hani ve A sergisinin de temel aldığı şey geçmiş kavramsal sanat uğraşılarım sonucu da dille çok bağlantılıydı. Mesela Türkçe mükemmel bir dil, çok seviyorum ben. Çünkü en güzel tarafı Türkçe'de kadın erkek ayrımı yok. Yani bunun gibi bir iki dil var. Biri Korece galiba dünyada. Yani diğer bütün özellikle Batı dillerini vesaire. Tabii her şeyin kadına ve erkeğe ayrıldığını ve üstelik de hani la olanların falan hani sinirimi bozacak kadar ne bileyim işte bir gemi la'dır. İşte yani hizmet servis sektörüne dair her şey la mesela. Çünkü yaşamsal ilişkilerle biçimleniyor. Ama Türkçe'de böyle bir ayrım yok. Öyle olmasına rağmen nasıl oluyor da hani kadın cinayetlerinin bu kadar çok olduğu, toplumsal cinsiyetin bu kadar gözümüze sokulduğu bir şeyde yaşıyor. Hakeza akademiyada yani ben işte yıllardır akademiye içerisindeyim ve hani bir kadın olarak akademiyada var olmak gerçekten erkek sistemin içerisinde var olmak. Sonuna kadar erkektir bütün düşünce sistemiyle. Tez antitez meselesi de öyledir. Çünkü dikey bir yapılanmadır. Tamamen hiyerarşik bir yapılanmadır. Bütün bunlar olurken yani değil de böyle bir ayrım yokken yani. Çünkü bir yanda da oluşturduğumuz dil hem toplumsal olan şeylerin içerisinden çıkar hem de o çıkan şey aslında bizi biçimlendirir. Yani biçim içerik burada da ayrılmıyor birbirinden.
O zaman nasıl oluyor da bu, böyle bir ayrım oluyor. Sonra benim vardığım nokta abla ve abilere geldi. Aileye dayandım tabii. Yani bu ağ meselesi bütün bu bahsettiğim temsil meselesine, Öklit geometrisine kadar giden bir şey. Kullandığım ağ klasik bir ağydı. Altın oruna kadar biçimli. İlk alfabenin oluşumundaki, ilk alfabenin oluşunda değil, kurallı alfabenin oluşumundaki harflerin hepsinin altın oruna göre ayarlanmış olması, bir formata oturtulmuş olması, akılsal bir sürecin izlenmiş olmasına dair giden ve ağının kendisi alfabenin A ile başlaması, ailenin A ile başlaması ve bir üçgen kompozisyon görmekteydim ben ağda sürekli olarak. Dolayısıyla bu bakış açısının benim için hani irdiren, çünkü bütün işlerim aslında güç mekanizmalarının, bu mekanizmaların işleyişiyle ilgilidir. Dolayısıyla bu aile uğraşmam imkansızdı ve sonuçta aile yapısındaki, toplumsal yapılanmadaki hiyerarşilere geldim. İşte baba koltuğu, ki o baba koltuğu hani benim geçmişimden beri gelen, üzerine performanslar yaptığım bir baba koltuğudur aynı zamanda. Abla abiye gelince zaten mesele, mesela sefer işte dokuduğum halılar var. Birinde abla yazıyor, diğerinde A abi yazıyor. İkisini yani dilin temeldeki, Türkçenin temeldeki düzeyine getirmeye, yaklaştırmaya çalışarak birine bir A daha ekleyerek hepsini göz hizasına yerleştirdim. Karşısında ise 60 yaş üzerindeki bir grup kadınla çalıştım bayağı uzun süre. Ve onlara bu kadınları niye seçtim? Çünkü hani batı veya doğu fark etmiyor. Bütün dünyada bu böyle. Kadın her zaman hani güç elde etmek isteyenlere yumuşak karnı oluyor. Ve bir kadın ne yazık ki ancak işte bilindik formlarda kadınlığını kaybettiği zaman özgür olabiliyorsun. Tuhaf bir şekilde. Bana kalırsa aslında o zaman kadın oluyor. Çünkü o güzelim kadınlarla arkadaşlarım oldular zaten. Çalışmak o kadar keyifliydi ki hepsi son derece güvenli ve sağlam yere basmaktaydılar ve ancak özgür olabilmişlerdi. Doğru, çok doğru. Ancak işte kadınsal hormonların kaybından sonra, çünkü artık doğuramaz. Bir ihtiyaç kaldı. Artık tecavüze uğrayamaz. İşte artık müdahale göremez. Gerek yok çünkü. Artık tehlike olmaktan çıkmıştır ve şimdi kadın olabilir. Ne tuhaf bir şey, çok değil acı. Mi? Bu ve böyle bir uzun süreli bir diyalogumuz oldu sergi bittikten sonra da. Neyse, bunların sorgulandığı bir A sergisi vardı ve orada işte kocaman bir A ve altında gene sanat tarihi referansıyla işte Adem'in Tanrı'nın Adem'i canlandırdığı yaratılış. Bu dokuluş, bu, o ünlü freske refere ederek iki tane mankene, son derece kiç manken elini A'nın altına yerleştirip, tepeye değil çünkü hiyerarşik bir şey kurmadan, altına da biraz uterusa yani rahime refere ederek bir düzen, şimdi anlatmakla olmuyor tabii, bunları bakmak görmek lazım. Tersine çevirmiş bir ilişkiyle, yani serginin girişinde böyle bir enstalasyon. Sonra dokumalar ve kadınlarla yaptığım diğer enstalasyona geçilmekteydi. Kısa kez geçiyorum çünkü yani hani anlattıkça açılıyor. Bu iki A sergisi ve sevdiğim aile mezarlığı aynı gün açıldılar. Çok farklı gibi görülmesine rağmen birbirinin içine geçen sergilerdi. İşin tuhafı hani biri A sergisi son derece böyle akılsal süreçlerin parçası gibi tak tak. Yani o sergiyi nasıl kurduğumu hatırlıyorum. Her şeyi o kadar planlamıştım ki tak 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 koydum yerine ve çıktım. Ama arka plan süreci şu. Ama diğer taraftaki benim de kendimi ikiye bölmüş olduğumu biraz fark ettim. Bu beni biraz sarsmıştı. Çünkü sevdiğim aile mezarlığında biraz daha içe döndüm ama diğer üçüncü katta işte ikisini birleştirdiğim bir noktaya gelmiştim. Benim için de bir çeşit tekamül oldu diyebilirim. Tekamülün sonu yok. Yani kendini fark etmenin, kendini oluşturmanın sonu yok ama hani bazen fark ettiğin tıklama noktaları olur ya, o sergiler bütünü benim için öyle bir dönüşüm olmuştu işin açıkçası. Koro sergisine geleyim mi? Konuşmaya devam. İstersen buradan başka bir pencereyi açalım. Olur. Şöyle ki o zaten bahsettiğin o yeşil koltuk, yani üzerine aslında yoğulduğun, aile yazan koltuğun çok bilindik bir koltuk ve orada aslında sen
bildiğimiz o baba figürünü ya da babayla sembolleşen birçok şeyi yok etmek ya da ters yüz etmek istiyordun. Bu zaten sanat tarihinde ya da düşünce tarihinde çokça karşımıza çıkan şey, babayı bir tür alt etme durumu. İşte Goya'da görürüz, oğlunu yiyende ya da işte ne bileyim Baudelaire kendi babasıyla çatışır vesaire barikatlarda. Bu hep vardır babayla olan mücadele ya da sembolik babayla diyelim, temsili babayla. Buradan şeye gelmek istiyorum, aslında senin o kavramsal düşünce yapına gelmek istiyorum. Yani ben aslında bizlerin bir eserde salt biçimden önce bir tür düşünceyi de gördüğümüz ya da fikri temaşa ettiğimizi düşünüyorum. Yani bir eser vasıtasıyla sanatçının ortaya koyduğu fikri, bu aslında Schelling'in felsefesinde de vardır, onu izlediğimizi düşünüyorum. Ki bu kavram hala atölyesine geleceğim birazdan, o da senin için çok önemli. Sende de yani bir eser sadece sanat, bir nesnel üretime dayanmıyor, bir düşünce üretimine dayanıyor. Ki Hala Atölyesi de bu düşünce üretiminin bizzat içerisinde, yani bu düşünce üretimine içkin bir mekan. Ve sadece senin düşünce ürettiğin bir mekan da değil, öğrencilerinle birlikte bir kolektif üretimin olduğu, hiçbir hiyerarşinin olmadığı, herkesin eşit derecede düşünce ve işler üretebildiği bir mekan. İstersen Hala Atölyesi ile kapatalım. Tamam. Hala Atölyesi tabii, o da ayrı ve çok uzun bir mesela, ayrı değil tabii. Ben hep şöyle söylerim. Hani sanatsal pratiğimi, bireysel pratiğimi, hani kolektif ve hocalık pratiğimden ayırmadığımı söylerim. Çünkü hoca olmak benim için öğrenciye bir şey dikte etmek, bir şey öğretmek değildir. Aslında hani birlikte araştırmak, birlikte gelişmektir. Yani burada bir hiyerarşik yapılanmayı tercih etmiyorum. Hala Atölyesi de böyle geçti. Kökenine bakarsak Hala Atölyesi aslında akademinin akademik yapılanması içerisinde kurulmuş atölye, resim bölümü içerisindeki atölyelerden biri. 1976 yılında Zekai Hoca tarafından kuruluyor. Benim de hocamdı, rahmetli. Çok da sevdiğim biriydi. Sonrasında ben Hala Atölyesi'ne geçtim diyeyim. Çünkü önce gravürdeydim, sonra Hala Atölyesi'ne geçtim. Ve oradayken sağ olsun hani bana güvendi ve beni rahat bıraktı ve Hala Atölyesi'ni ben dilediğim gibi, aslında bir çeşit deney alanı gibi dönüştürdüm. Öğrencilerle birlikte, katılımcılarla birlikte dönüştürdük. Şöyle bir şey tercih ettim. Hani hep şey vardır, hatta geçenlerdeki bir konuşmada da konuştum. Hoca mısın, sanatçı mısın? Bana hep bu çok tuhaf gelmiştir. Çünkü hoca olmak senin sanatçı olmanı asla engelleyen bir şey değildir. Aslında besleyen de bir şeydir. Hani işin bürokratik kısmını biraz paranteze alıyorum bu arada. Ama hep de besleyen bir şeydir ve çok da önemlidir. Yani hocalık pratiğinin ben sanatsal pratiğimden ayrı olduğunu düşünmüyorum. Bu bir bütünün bütündür. Bazen bireysel olarak işler üretirim. Bazen de öğrencilerimle birlikte sergiler yapalım ya da sanatçı arkadaşlarımla birlikte. O anki ihtiyaçlara ve dönüşüme şeye göre dönüşen bir şeydir. Hala Atölyesi de böyle oldu. İlk yaptığım şey aslında hep bana çok tuhaf gelmiştir. İşte atölyelerin belli saatlerde kapanma zorunluluğu. Yani atölyelerin, mesela akademik anlayışta bir atölyenin öğrencisi diğer atölyeye tukaka falan. Yani zordur mesela bir atölyenin diğer atölye. Niye? Yani bu hani bu orijinal fikri, tek bakış açısı falan, aslında hepsi bu güç ilişkilerine gene dayanıyor maalesef burada da. Bunu hiçbir zaman anlayamamışımdır ve Hala Atölyesi'nin kapısı her zaman açıktır ve herkese açıktır. Orası bir kamusal alansa herkese açık olması gerekir diye bir mantıktan hareketle önce bunu yapmaya çalıştım ve bayağı da yaptım. Yani Hala Atölyesi'nin bu şeyinden dolayı, artı bir de materyalin, biliyorsunuz hani güncel sanatın ya da günümüz sanatının en büyük farklılıklarından biri herhangi bir malzemeyi işin içerisine sokabilmesi ve disiplinlerin kapalılığı içerisinde kalmamasıdır. Hala Atölyesi'nde de böyle bir esneklik ve rahatlık olduğu için, hani şu anda güncel sanat alanında yer alan birçok sanatçı var Hala Atölyesi'nden yolu geçen ve hepsini de keyifle anarım. Çok güzel anılarımız olmuştur. Birlikte performanslar yapmışızdır. İhtiyacımıza göre mesela Hala Atölyesi'nde şöyle bir mantık vardı. Bir kişinin ihtiyacı var bir şey yapmaya. Ve onu yapması için atölyenin dönüşmesi gerekiyorsa biz o atölyeyi dönüştürürüz. Bir kişi için de olsa bunu yaparız. Ama bazen birlikte dönüştürmemiz gerekir veya birlikte dönüştürürüz. Yani bu oradaki
paylaştığımız enerjiyle birlikte dönüşen bir şey. İhtiyaca göre dönüşen bir atölyedir. Ha, geleneği bir yandan korur. Mesela dokuma, hatta klasik dokuma en sevdiğim şeylerden biridir ve bunu hiç es geçmem. Çünkü dokumanın çok yaşamsal olduğuna inanıyorum. Yani şu anda evde de bir küçük tezgahım var. Ben bir yandan dokuyorum mesela zevkle. Vakit buldukça. Çünkü pandemiden beri ciddi anlamda vakitsiziz. Ve halı atölyesinde gelişen bu şey, hani kapının açık olması, hem birlikte hem de tek başına üretimin olanaklarını araştırabiliyor olmamız bizi gerçekten günümüz sanatına çok daha yaklaştıran, çok da öteleyen ve ikili ayrımların dışında tutan bir şey oluyor. Çünkü maalesef orada hiyerarşi olmuyor. Kesinlikle. Bu hoş sohbetin için çok teşekkür ederim Gülçin. Bizi kırmayıp geldiğin için ben çok memnun kaldım bu sohbetten. Umarım daha detaylı, daha derin sohbetleri başka programlarda yaparız diye düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ederim Murat. Seninle sohbet etmek her zaman çok keyifli. Görüşmek üzere o zaman.